Cin sözünde duruyordu. Bana ölümün kolay olmayacağını söylemişti. Karanlığın çağrısı her saniye bana daha cazip gelmeye başlıyordu. Sadece gözlerimi kapatmam gerekiyordu. Ondan sonrasını Azrail halledecekti. Bu işkenceden kurtulacaktım. Teslim olmaya hazırlanırken vücudum titremeye kesmişti. Gözlerim kapanmak için sabırsızlanıyordu. Kırılan kemiklerim artık o kadar acı veriyordu. Yaratık yavaşça bana yaklaşıyordu. Bu durumun her anından zevk aldığı suratındaki iğrenç gülümsemeden anlaşılabiliyordu. Bitmedi. Cehenneme kadar peşindeyim Ademoğlu. Kulak gelen kahkahaları zihnimde yankılanırken başka bir ses daha duydum. Uyan. Bir kadın sesiyle bu durmadan zihnimde tekrarlanıyordu. Ardından dua okunduğunu duydum. Parlak bir ışığın ardından gözlerim açıldı. İlk gördüğüm şey o yaratıkla aramda duran Hafsa oldu. Duayı okuyan oydu ve çember hala olduğu yerde duruyordu. Ama ben sınırdaydım. Tek bir adım daha atsaydım dışına çıkmış olacaktım. Hafsa aşırı hızlı konuşuyordu. Onu anlayamıyordum. Mustafa Hoca ise ayağa kalkmış tüm gücüyle bağırıyordu. Ya Hannan, ya Kahhar. Hiç durmadan Allah'ın isimlerini zikrediyordu. Yaratık Hafsa'ya saldırmaya çalışıyordu ancak onun ettiği dualar ve hükkamın zikrettiği isimler onları tutuyordu. Bilincim tam olarak yerine geldiğinde bir adım geriledim ve beni tutan elleri fark ettim. Bayağı zorluk çıkarmış olmalıyım ki 4 kişi beni tutuyorlardı. Mesut Hoca kendime geldiğimi anlayınca beni bıraktı. Onun ardından Tahsin Recep ve Barış da beni bırakarak çemberin ortasında yerlerini aldılar. Mustafa Hoca cebinden küçük siyah bir kase çıkardı ve ağzını açtı. Vakıf olduğunu düşündüğüm bir kağıt çıkararak ya Allah dedi ve yanında duran gaz lambasının ateşini kullanarak yaktı. Odanın içinde öyle bir feryat yükseldi ki kıyamet kopuyor sandım. Pencerede asılı duran uzun siyah perde boylu boyuna havalandı ve cam büyük bir gürültüyle patladı. Bütün ev temelinden sarsılıyor gibiydi. Odadaki tüm gölgeler kara bir sel gibi dışarıya akın edip gecenin karanlığına karıştılar. Geriye sadece o cin kalmıştı. Bağıra çağıra bir şeyler söylüyordu. Biz onu anlamıyorduk ama görünüşe göre Mustafa Hoca anlayabiliyordu. Bu çocukları sana vermem. Hey Deyyus, sana papuçu bırakır mıyım ben? Dün daha da hiddetlenmişti. Acı çektiğini anlamak zor değildi. Tek ve bir olan Yüce Allah'ın adıyla Hazreti Süleyman'ın ahitnamesi hürmete defol layin şeytan. Hocanın söyledikleri üzerine yaratık lanetler yağdırarak siyah dumansı bir şekil aldı. Ve diğerleri gibi camdan çıkıp gitti. Giderken bize bakan nefret dolu gözleri zihnime kazınmıştı. O gözlerdeki ateşi gördüm. O ateş hepimizi yakabilirdi. Mustafa Hoca bu denli zor bir seanstan sonra bitap düşmüştü. Koluna girerek içerideki kanepenin üzerine yatırmıştı onu. Hafsa da yorgun olmalıydı ancak hocanın başından ayrılmıyordu. Bizimkiler de ondan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyordu. Her ne kadar bizi kurtardığına şahit olsa da başka boyuttan bir canlı olması ve onun türüyle sert bir sürtüşme yaşıyor olmamız ondan da korkmalarına sebep oluyordu. Ancak onların aksine ben Hafsa'dan korkmuyordum. Aksine onunla aramda bir bağ varmış gibi hissediyordum. Mustafa Hoca dışında bizden konuştuğu tek kişi bendim. Oturduğum yerden kalkıp onun yanına ilerledim ve yaklaşık yarım metre uzağında olan koltuğa oturdum. Gözlerini bana çevirdiğinde kimdi o? Sorduğum soruya bir cevap vermemişti ama bana bakmaya devam ediyordu. Mesut Hoca beni uyarmak için boğazını temizledi. Belli ki onunla iletişime geçmemi denememden hoşlanmamıştı. Hocayı dikkate almayarak gözlerimi Hafsa'nın gözlerine diktim ve öylece bakmaya devam ettim. Bir süre bakıştıktan sonra zihnimde onun sesini duydum. Cabir, kabilesinin en büyük ifritlerindendir. Tamamen bana doğru dönmüştü. Mustafa Hoca ile aralarında ne geçti? Kaçarken gözleri öfkeden alev aldı. Sizden birini almadan gitmeyeceğini söyledi. Ben ara bulmaya çalıştım, kabul etmedi. Efendi onu azap çektirip zorla gönderdi. Şimdi iş daha zor. Artık köşeye sıkıştı. Daha sert saldıracak. Sen büyük tehlikedesin. Neden? Özellikle beni hedef alıyor olması saçma geliyordu. Hepimizle meselesi aynıydı, bildiğim kadarıyla. Hafsa'dan açıklama beklerken araya Tahsin girdi. O seninle konuşuyormuş şu an. Yaşanan onca olaydan sonra buna mı şaşırıyorsun? Doğal değil mi? Sonuçta her gün cinlerle konuşan birini görmüyorum. Neyse devam et bakalım ne diyormuş. Sağ ol ya. Ona olan sistemime karşılık eliyle devam etmemi işaret etti. Gerçekten bu çocuğun lakaytlığına sınır yoktu sanırım. Onu boş verip tekrar Hafsa'ya döndüm.
Kabir'in özellikle beni hedef almasının bir nedeni var mı? Sende farklı bir şey var. Hislerin diğerlerinden daha kuvvetli. Aynı efendi gibi. Sadece benimle konuşuyor olmanın bununla bir ilgisi var mı? Konuşmadan hafif bir baş hareketi yapmakla yetindi. Ve tekrar Mustafa Hoca'ya yöneldi. Ne oldu? Ne diyor? Tahsin'in merakı gözlerinden taşıyordu ancak ona açıklama yapmayacak kadar düşünceliydim. Hislerden kastı neydi? Ve neden benim bu durumumu Mustafa Hoca'ya benzetiyordu? Daha bir gizem çözülmeden diğeri baş gösteriyordu. Sonumuzun ne olacağı ile ilgili tahmin bile yürütemiyordum. Mustafa Hoca kendine geldiğinde konuşacak çok şeyimiz vardı. Seansın üstünden geçen 2 saatin ardından Mustafa Hoca hala uyanamamıştı. Sabah ezanı okunmuş ve güneş ilk ışıklarını üzerimize serpmişti. Beklemek beni mümkünmüş gibi daha da strese sokuyordu. Ben çıkıp etrafta biraz gezineceğim. İçeride çok bunaldım. Bir iki tur atmak bana iyi gelebilirdi. Ormanlık alanları da severdim hem. Mesut Hoca bir süre düşündü. Git ama yatsı ezanı okunmadan dönmüş ol. Onu başımla onayladıktan sonra aşağıya uzanan tahta merdivenlerden inmeye başladım. Evin tarihi bir yapısı vardı. Bu olayları yaşıyor olmasaydım, böyle bir mekanda bulunmaktan çok zevk alabilirdim. Cilalı ahşap kapıyı iterek açtığım sırada arkamdan gelen ayak sesleriyle duraksadım. Bekle, biz de geliyoruz. Recep ve Tahsin hızlıca merdivenlerde inerek yanıma geldiler. Gündüz de olsa yalnız kalmamam daha iyi. Ayrıca Onur da uyandı. Onun aynı ortamda kalmak istemedik. Gidelim o zaman. Ormanın içine girmeyi planlıyorum. Ne dersiniz? Güzel bir doğa yürüyüşünün beni açacağına emindim. Zaten gezmeye değer başka bir yer yok gibi. Önden buyur. Tahsin'in de onayını aldıktan sonra ormana doğru ilerlemeye başladık. Hava kararmıştı ve biz de ormandan eve dönüş yoluna girmiştik. Ne kadar güzeldi ki ne ara akşam olduğunu bile anlamadık. Haftalar sonra ilk defa arkadaşlarımla normal bir gün geçirmiştim. Doğanın tüm güzellikleriyle iç içeydik. Hatta küçük bir dere bile bulmuştuk. Recep ile işbirliği yaparak Tahsin'i karga tulumuma derenin içine atmıştı. Soğuk sudan şikayet ederken ki aykırışları hala beni güldürmeye başarıyordu. Hep beraber biraz yüzdükten sonra ağaçlara tırmanmıştık. Dallarda otururken bütün korkularımızı ve şu anki akıbetimizi geride bırakıp eskisi gibi muhabbet etmiştik. Bu günleri ne çok özlediğimi iyice anlamıştım. Hatta Tahsin'in yersiz ve soğuk esprilerini bile. Yatsı ezanına az kaldı beyler. Açın pergelleri. Recep haklı olmalıydı. Akşam ezanı okunalı yaklaşık 10 dakika olmuştu. Biz de epey derinlere daldığımızdan hızlanmazsak yetişemeyebilirdik. Ben ne kadar ormanı çok sevsem de gece bulunmak istemediğim bir yerdi. Tahsin cebinden eski tip fenerli bir telefon çıkardı ve yolumuzu aydınlatmak için öne geçti. Ormanın çıkışına yaklaştığımızda Tahsin aniden durdu. Recep yanına gidip ne oldu? Yürüsene hadi ev karşıda. Hiçbir şey söylemiyordu ve bir noktaya odaklanmıştı. Feneri tuttuğu noktaya bakan Recep gerilemeye başlayınca neler olduğunu anlamak adına öne ilerledim. Çalıların yanında parlayan sarı gözler bize bakıyordu. Bedenin sahibini seçemiyordum ama kendimi tehlikede hissetmiyordum. Dikkatlice bakınca ne olduğunu anladım. Yavaşça dizimin üzerine çöktüm ve ellerimi öne uzatıp bir ıslık çaldım. Parlayan gözler hareketlenmişti. Yavaş adımlarla bize yaklaşıyordu. Bu durumda donmuş olan Tahsin kendine geldi ve ilk tepkisi kuvvetli bir çığlık atmak oldu. Recep de ona katılınca ikisi hep birazdan çığlık çığlığa koşuşturmaya başladı. O gözlerin sahibi çoktan benim yanıma gelmişti bile. Yavru sayılabilecek bir köpekti bu. En fazla 5-6 aylık olmalıydı. Ben köpeği severken bir yandan da onların haline kahkahalarla gülüyordum. Ne zaman fark edeceklerini merak ediyordum. Tahsin hala sağa sola koşmaya devam ederken panikle bağırdı. Galiba Ahmet'in içine girdi. Tuhaf tuhaf gülüyor. Ardından aynı panikle Recep de ona katıldı. Öldük biz. Bu köpek sizi öldürmez ama biraz daha bağırmaya devam ederseniz gelebilecek vahşi hayvanlar için aynı garantiyi veremem. Kahkahaların arasında soluk soluğa söylediğim şeyin üzerine ikisi de durup her an onları öldürecekmişim gibi bana bakarken aynı anda konuştular. Ne köpeği. Kendimi tutamayarak bir kahkaha daha attım. Az önce sizi çığlık çığlığa kaçırtan şey. Kucağımda duran sarı beyaz köpeği biraz kaldırdıktan sonra bu küçük arkadaştı. Bu ikisinin suratlarındaki şok ve utancı gördüğümde gülmekten öleceğimi sandım. Tahsin işaret parmağını bana doğrulttu. Eminim kendini haklı çıkarmak için saçmalayacaktı. Fakat okunan ezanla birlikte sustu. Bu sefer ben de huzursuz hissetmiştim. Köpeği yere bıraktım ve hızlıca eve yürümeye başladım. Recep ve Tahsin de tam arkamdaydı. Küçük köpeğin hırlama sesini duyduğumda ufak bir çığlığın ardından Tahsin birden önümde belirdi. Sanırım hala ondan korkuyordu. Ezan bitmeden kendimizi eve atmaya başarmıştık.
Altta bulunan mutfaktan birer bardak su içtikten sonra yukarı kata çıktık. Yüzümüzde hala az önce yaşananların neşesi dururken üst katta karşılaştığımız gergin atmosfer onu silip atmıştı. Mesut Hoca aşırı öfkeliydi. Alnında atan damarı net olarak görebiliyordum. Mustafa Hoca ise sandalyede bir çemberin içinde oturan, bitap düşmüş, onura acıyan gözlerle bakıyordu. Afsa bir köşede öylece onları izliyordu. Hızlıca Mesut Hoca'nın yanına gittim. Ne oldu hocam? Neden bu kadar sinirlendiniz? Mesut Hoca cevap vermeyince Mustafa Hoca'ya sordum. Bir şey mi oldu Mustafa Hoca? Ortamın bu denli negatif enerjiyle dolu oluşu doğal olarak beni de gelmişti. Durum vahim oldu. Hemen ayağa fırladım ve istemeyerek de olsa sesimi yükselttim. Hocam uzatmanın manası nedir? Söyleyin ne olduysa. Bu arkadaşın cinlere seni kısas için vermiş. O kafir bu yüzden özellikle sana saldırmış. Duyduğum şey ile kan beynime sıçramıştı. Onurun üstüne yürüdüğümde Mustafa Hoca kolumdan tutarak beni durdurdu. Ayağa fırlayan Tahsin'in önüne de hapse geçmişti. Onu öldürsen de bir şey değişmez oğul. Bu saatten sonra kimse bu çocuğu onların elinden alamaz. Bir kere anlaşmış onlarla. Geri dönüşü olmaz. Odada hakim olan gerilimin başlıca kaynağı bendim. En çok sinirlendiğim mesele böyle bir şey yapmasına rağmen hala başı dik gözlerimin içine bakabiliyor olmasıydı. Başımıza açtıkları yetmedi. Bir de kendimi kurtarmak için beni kurban etmeyi mi planlıyorsun? Ona saldırma ihtimalime karşılık Mustafa Hoca kolumdaki elini daha da sıkılaştırdı. Bunu yapmakta haklıydı da. Çünkü engellenemezsem o pisliği öldürmeden rahat edemezdim. Bunu yapmayı ben mi istedim sanıyorsun? Günlerce resmen işkence gördüm. Başka çarem yoktu. Eğer birini onlara vermezsem öldürülecektim. Bunun seni haklı çıkarması mı lazım? Hepimiz aynı şeyleri yaşadık. İçimizde birini onlara satmak yerine her birimizi kollamayı tercih ettik. Bunu nasıl yapacaktık peki? İki duabilenin altından kalkabileceği bir iş değil bu. Mesut Hoca'nın da bize bir faydası yoktu. Ben de kendi yolumu buldum. Aptallıkta sınır tanımıyorsun. Beni onlara vermeye başardıysan bile seni ömrünün sonuna kadar rahat bırakmazlardı. En azından bir ömrüm olurdu. Karşımda kendini pişkince savunabilmesi sinir kaslarımı çok fazla yükseltiyordu. Bedenim öylesine kasılmıştı ve damarlarımdan akan kan öylesine deliydi ki burnum kanamaya başladı. Bir an kafam patlayacak sandım. Sana sözüm olsun eğer. Onlar seni öldürmezse ben yapacağım. Tabii hayatta olursam. Fısıldayarak söylediği bu cümle defalarca zihnimde yankılanmıştı. Ona saldırmak için kuvvetli bir dürtü duyuyordum. Artık dayanamıyordum ve olan oldu. Sert bir hareketle kendimi hocadan kurtardım. Onur'un suratına sağlam bir yumruk yerleştirdim. Oturduğu sandalyeden düştüğünde aşırı bir hızla üzerine atladım ve delicesine yumruklamaya başladım. Bütün gücümle bağırarak senin ölümün benim elimden olacak. O pisliğin dağılan suratı ve elime bulaşan sıcak kan içimdeki öfkeyi dindirmiyordu. Daha fazlasını istiyordum. Birileri beni tutmaya çalışıyordu ancak öfkeden kör olan gözlerim sadece onlara odaklanmıştı. Beni çekmeye çalışsalar da başaramıyorlardı. Hala bütün gücümle haykırarak ona vuruyordum. Gözlerim onun gözlerine kaydığında tuhaf bir parıltı gördüm. Ardından dudakları hafifçe yana kıvrıldı, gülüyordu. Bir anlığına duraksadığımda beni onun üstünden çekmeye başardılar. Onur kahkahalarla gülmeye başladı. Buna anlam veremiyordum. Acı çekiyor olması gerekirdi ama o ağzı kulaklarında kahkaha atıyordu. Sen ne yaptın oğul? Mustafa Hoca'nın telaşlı sesinin ardından Onur'un boğuk sesi duyuldu. Teşekkürler. Yattığı yerde biraz doğruldu. Ağzından akan kanlar yerlere damlıyordu. Kollarını iki yana açtı. Odanın içinde beliren gölgeler biz daha ne olduğunu anlamadan onun etrafını sardılar. Ve hepsi birlikte ortadan kayboldu. Gitti. Kaçırdı onu. Zihnimde Hafsa'nın sesini duydum ama hala şaşkınlığımı üstünden atamadığım için herhangi bir tepki veremiyordum. Mustafa Hoca bana bir tokat atınca sendeleyip yere düştüm. Onların oyununa geldim. Vesveselerine yenik düştüm. Kendi ellerinle onu cinlere teslim etmiş oldum. Neler oldu az önce? Hocanın söylediklerini duyuyordum ama idrak edemiyordum. Onur onlarla sürekli iletişim halindeydi. Sizi takip edip onlara haber yetiştiriyordu. Menzillerin arkasındaki olayın nedeni de Onur'du. Sizin yalnız çıktığınızı görünce onlara haber vermiş. Duyduklarım ağır geliyordu. Nasıl olur da arkadaşının ölebileceğini bile bile bunu yapardı. Beraber geçirdiğimiz onca zamana arkadaşlığımızın anısına hiç mi önem vermiyordu? Ben konuşabilecek durumda değildim. Hala yerde duruyordum. Az önce yaşananlar vicdanımın terazisini zorluyordu. Bir yanım hak ettiğini buldu diyordu. Ama diğer yanım suçlunun ben olduğunu söylüyordu. Tahsin, nasıl öğrendiniz derken sesindeki acı çok netti.
Onlar uzun zamandır arkadaşlardı. Aileleri de yakındı. Yani beraber büyümüşlerdi. Siz dolaşmaya çıktıktan yaklaşık 4-5 saat sonra o da biraz dolaşmak istediğini söyledi. Arkadaşlarınız biz de gelelim dediğinde istemedi. Yalnız gideceğini söyleyip çıktı. Ben de ne olur ne olmaz diye Hafsa'ya onu takip etmesini söyledim. İzlendiğinden habersiz olduğu için ormanın karanlık bir köşesine gidip onlarla iletişime geçmeye çalışmış. Hafsa hemen müdahale edip bana haber verdi. Ben de hocanıza olup biteni anlattım ve gidip onu aldık. Kaçmaya çalışınca da onu sandalyeye oturtup ritüeldeki çemberin aynısıyla cinlerin ona ulaşmasını engelledik. Hafsa da üzerine baskı yaparak onu orada tutuyordu. Ahmet onu çemberden çıkarana kadar gayet iyi gidiyordu. Bir şeyler öğrenebilirdik. Hafsa da seni tuttuğundan dikkati dağıldı. Sonuç olarak da cinler gelip arkadaşınızı götürdü. Bütün uğraşlar boşa gitti. Şimdi onu nasıl ellerinden alırız? Benim bile fikrim yok. Mustafa hocanın siniri gözlerinden taşıyordu ve elleri titriyordu. Sinirlenmekte haklıydı da işini tahminlerimin ötesinde zorlaştırmıştı. Ben de kendime kızıyordum çünkü anlayıp dinlemeden hareket ederek bizimle uğraşan şerlilere büyük bir koz vermiş oldum. İstediklerini yapmış olmak beni yıkmıştı. Nasıl böyle bir oyuna gelebildim? Nasıl beni kullanmalarına izin verdim? Onur her ne kadar yanlış yapmış olsa da benim yüzümden hayatının bitirebilecek olduğu düşüncesi içimi kemirmeye başlamıştı bile. Ben onun gibi değildim. Bu düşünceyle başa çıkamazdım. Onur, son günlerde yaşanan olaylar psikolojimi tamamen harap etmişti. Arkadaşlarımdan da destek bulamıyordum. Çünkü başlarına gelen her şeyin benim yüzümden olduğunu düşünüyorlardı. Oysa ki bu hepimizin ortak hatasıydı. Kitabı getiren ben olabilirim ancak Ahmet dışında hepimiz okumayı istedik. Ahmet'i de hep beraber ikna ettim. İroniktir ki okumamak konusunda direten kişi ritüeli yapmıştı. Ritüeli tamamladıklarında cinin gelmediğini düşündüler ama o gelmişti. Ben bir mumun üzerinde onun dumansı bedenini görmüştüm. O şey kitaptan yönergelerle oluşturduğumuz çemberin bozulmasını bekliyordu. Ben bunu anlamıştım çünkü dedem sayesinde daha önce böyle durumlarla karşılaşmıştım. Yaratık bizim bilinçsiz ve güçsüz olduğumuzu biliyordu. Çemberden kurtulduğu anda üstümüze saldıracaktı. Ben de hem arkadaşlarım hem kendim için onları çemberi kırmadan önce cinin beden bulduğu ateşi söndürdüm. Bunun sadece onu kaçıracağını sanıyordum ama yanılmıştım. Bu hatanın bedelini ağır ödeyecektik. O gün cin bedenime girdiğinde zihnimde konuşmalarını duyuyordum. Ölümüne sebep olduğum cin kabilelerin önde gelen ifritlerinden Kabir'in kardeşiymiş. Kabir'in kardeşinin canını karşılık bizden birini almadan durmayacaklarını söylüyorlardı. Vücudum Ahmet'e doğru ilerlerken onun gözlerindeki korkuyu gördüm. Vücudumu durdurmaya çalışıyordum ama başaramıyordum. Bedenimdeki şeyler çok güçlüydü. Zihnim korkunun da etkisiyle zayıf düşüyordu. Her ne kadar onu sevmesem de ölümünü seyretmek istemiyordum. İçimde haykırarak ağlıyordum ama bunun hiçbir şeye faydası olmuyordu. Onu nasıl öldüreceklerini zevkle birbirlerine anlatırlarken elimden hiçbir şeyin gelmiyor oluşu beni çıldırtıyordu. Bedenim ona iyice yaklaştığı sırada Ahmet'in okuduğu dualar işe yaradı. O mahlukların acı dolu haykırışlarını duyabiliyordum. Okunan sureler onları yakıyordu. En nihayetinde acıya dayanamayarak vücudumu terk etmek zorunda kaldılar. Giderken içlerinden biri bitmedi dedi. Benim ağzımı kullanarak bu konuda ciddi olduğunu tüm benliğimle hissetmiştim. Bu daha başlangıçtı. Mesut Hoca beni düzelttikten sonra bayıldığımda onların sandığının aksine kurtulmamıştım. Ruhum onların alemindeydi. Gökyüzünün kızıl olduğu bir ormandaydım. Her yer göz alabildiğine simsiyahtı. Neredeyse başka bir renk yoktu. Ellerim ve ayaklarım bağlı olarak yerde yatıyordum. Etrafımda dumansı bedenleriyle bir sürü cin dönüyordu. Ve her biri bana lanetler yağdırıyordu. Hissettiğim korkunun tarifi olamazdı. Aralarından çıkan kısa boylu cübbeli bir cin elindeki tuttuğu ağaç dalından asa ile ağır ağır yürüyerek yanıma geldi. Başucuma geldiğinde asasını havaya kaldırdı. Etrafta dönen bütün cinler bir anda durdu ve başımda duran yaratık kaldırdığı asayı bütün gücüyle kaburgalarıma indirdi. Hissettiğim acı uç noktalardaydı ve dalgalar halinde bütün vücuduma yayılıyordu. Ağzımdan kontrolüm dışında acı bir çığlık sirayet ettiğinde hepsi kahkahalarla gülüyorlardı. Avını parçalamak üzere olan sırtlanlar gibiydiler. Sonra tekrar vurdu. Daha sert bir şekilde. Tekrar ve tekrar. Hastalıklı kahkahaları kulaklarımı doldururken kurtulmak için dua etmek istiyordum ama her hücreme etkisi altına alan ölüm korkusundan aklıma hiçbir şey gelmiyordu.
Karşımda dikilencinin asasını tekrar havaya kaldırdı ve kendi dillerinde bir şeyler söyledi. Hemen ardından havaya kaldırmış olduğu asanın ucundan kıvılcımlar çıkmaya başladı. Bu sefer vurmak yerine sadece karnıma dokundurdu asayı. Beni canlı canlı yakıyordu. Öyle bağırıyordum ki ses tellerim parçalanacak gibiydi. Ateş sadece derimi yakmakla kalmıyor, iç organlarıma da işliyordu. Bağırmamaya çalışıyordum ama kendimi durduramıyordum. Sürekli bağırdığım için nefes alamıyordum. Kendi çığlıklarımın arasında boğuluyordum. Burnumdan ve ağzımdan boşalan sıcak kanı hissedebiliyordum. Ciğerlerimin parçalandığını hissediyordum. Kalbim sıkışıyordu. Beni bir an önce öldürmesi için yalvarmak istiyordum ancak onu bile yapamıyordum. Acıdan kıvranan aciz bedenim karşısında kahkahalarla gülen varlık kulak tırmalayan tiz sesiyle konuştu. Sizin cehenneminiz ben olacağım. Ben hala acıyla haykırmaya devam ederken arkamdaki kalabalıktan bir çığlık sesi yükseldi. Cin dikkatini oraya yönelttiğimde asa üzerimden çekti ve en sonunda nefes alabildim. Bulunduğum mekanın havası soluduğunda zaten mahvolmuş olan ciğerlerimi daha da yakıyordu. Bir süre kendi aralarında konuştuktan sonra yaratık cübbesinin başlığını çıkardı. Korkunç yüzündeki katıksız bir öfke vardı. İntikamı alınacak. Sinirle haykırışı titremeye sebep olmuştu. Büyük bir hışımla bana tekrar vurmaya başladı. Dayanılmaz acı karşısında tek yapabildiğim ağlamaktı. Yanan askerlerimin yerini sen alacaksın. Neyi kastettiğini anlamasam da her şeyi kabul etmeye hazırdım. Yeter ki bu işkenceden kurtulayım. Tamam. Tamam ne istersen kabul. Yaratık bana vurmayı kestiğinde çarpık dişlerini göstererek gülümsemeye başladı. Beni çağıranın ismini söyle. Senin yerine geçecek. Hiç düşünmeden Ahmet dedim. Çünkü bu işkenceyi bir daha yaşamak istemiyordum. Hem kendi çapında korunabilecek biriydi. Ben olacağıma o olsun. Askerlerim yanında olacak. Benim için çalıştığım müddetçe senin için çalışacaklar. İtiraz etmedim. Zaten istesem de edebileceğimi sanmıyordum. Şimdi git benim için kapıları aç. Daha ne kapısı demeye kalmadan gözlerimi yurdun yatakhanesinde açtım. Dışarıdan gelen sokak lambasının sarı ışığı içeriği biraz olsun aydınlatıyordu. Etrafta biraz göz gezdirip herkesin uyuduğuna emin olduktan sonra yavaşça yatağımdan kalktım. Odayı aradığımda kapının ve camların üzerine yapıştırılmış olan 3 tane tevfik gördüm. Benden bunları kaldırmamı istiyordu anlaşılan. Yavaş adımlarla odanın köşesinde duran dolabıma gittim ve metal kapağını yavaşça açtım. Bavulumun yanındaki küçük bir bölünmesinde duran çakma alıp cama ilerledim. Elimi vefke uzattığımda bir an kararsız kaldım. Bunu yaparsam Ahmet'in başı büyük belaya girecekti. Ama yapmazsam da korkunç işkencelerin bir sonu gelmeyecekti. Çektiğim acıları düşününce hemen vefkeyi yerinden söktüm ve ateşe verdim. Yaklaşık yarısına kadar yandığında hemen söndürüp yerine astım. Aynı işlemi diğerlerini de yaptıktan sonra odadaki ani ısı artışını fark ettim. O buradaydı. Hemen yatağıma geçip olacakları seyretmeye başladım. Kabir odanın ortasında belirdiğinde içimde büyük bir korku baş gösterdi. Ya anlaşmayı bozup bana saldırırsa diye. Düşünürken zihnimde onun sesi yankılanmıştı. Bugün benden sana zarar gelmez. Ahmet'in yanına ilerleyip başucunda biraz dikildikten sonra elini sertçe karnına bastırdı. İşini bitirdiğinde bana son bir bakış atıp ortadan kayboldu. O gittikten sonra aklımda takılan şey kurduğu cümle oldu. Daha doğrusu cümlenin başındaki bugün kısmı. Üstü kapalı bir tehdit miydi bu? Onur'un ortadan kaybolmasının ardından yaklaşık 5 saat geçmişti. Saat gece 2'ye yaklaşıyordu. Bana hazırlanan yatakta uzanmış öylece tavan izliyor ve yaşananları düşünüyordum. Mustafa Hoca'nın dediğine göre cinlerin vesvesesi yüzünden öyle davranmışım. Belki biraz hakkı vardı ama bunu yapmamın asıl nedeni vesveseler değildi. Derinlerde bir yerde ben de bunu istemiştim. Hem de olayların başladığı ilk günden itibaren. Şu an yaptığım şeyden pişman olup olmadığıma emin değildim. Bir yanım Onur'un başına gelenleri sonuna kadar hak ettiğini söylese de kanlar içindeki yüzü aklımda bir türlü çıkmıyordu. Şu an uyanık olmanın yegane sebebiydi. Ona saldırdığım zaman ilk başta kontrolü kaybetmiştim. Ancak daha yere damlayan ilk anda kendime gelmiştim. Yine de durmadım, durmayı istemedim. Yaptığı her şeyin hesabını bu şekilde ödetmek istedim. Asıl problem o durumdan zevk almış olmamdı. Durmak zorunda olmamak, engellenememek hoşuma gitmişti. Vicdan mukayesemin içinden çıkamayacağımı anlayınca düşünmekten vazgeçmiştim. Boş vermek en iyisiydi bu durumda. Zaten her şey olacağına varmıyor muydu? Hem belki onu gördükleri için biz kurtulurduk da.
Sonuçta artık onur isteyene yaramaz. Onu sağ tutmaları için bir neden yok. Ama içimden bir ses onuru götürmüş olmalarının kurtuluşumuz için yeterli olmayacağını söylüyordu. Kaçırılmadan önce gülümsüyordu. Hatta teşekkür bile etmişti. Yaklaşık yarım saat bu düşüncelerle boğuştuktan sonra göz kapaklarım ağır gelmişti. Bu uykuya daldım. Sisli, karanlık bir ormanda dolaşıyordum. Normalde karanlıktan hoşlanmazdım ancak burada farklı bir durum söz konusuydu. Karanlık beni rahatlatıyordu. Dünyanın sorunlarına ve korkularına göz yumabilmemi sağlıyordu. Sanki karanlığın dışına çıkarsam, aydınlıkta bekleyen sorunlar üzerime çullanıp beni boğacak gibiydi. Ormanda huzurla yürümeye devam ederken küçük bir dereye rastladım. Derenin kenarına diz çöküp serin suyu avuçlarımın arasına aldım ve kana kana içtim. Su bana çok iyi gelmişti. Her bir yudumda içim daha da ferahlamıştı. Avuçlarıma biraz daha su alıp yüzümü yıkadım. Ayağa kalkmak üzereydim ki sol tarafımda bir çığlık yükseldi. İçimdeki tüm huzur yenip katıksız bir korkuya bırakırken kalbim boğazımda atıyordu. Yakınımda bir şeylerin varlığını hissediyordum. Kafamı yavaşça sesin geldiği yöne çevirdiğimde tam karşımda bir mağara gördüm. Dolunayın altında tüm kudretiyle yükseliyordu. Çığlığın kaynağı orasıydı ve içinde belli belirsiz bir ışık vardı. Bütün içgüdülerim arkamı dönüp gücümü yettiğince koşmam için haykırsa da kendime engel olamıyordum. Beni oraya yönlendiren şey kesinlikle irademden daha güçlüydü. Ayak sürüterek mağaraya doğru ilerlemeye başladım. Her bir adım sona yaklaştığımın habercisi gibiydi. Ölümün uğursuz soğukluğu tüm bedenimi sarmıştı. Bu fikre nereden kapıldığımı bilmiyorum ama o mağaraya girmenin benim sonum olacağını biliyordum. Artık iyice yaklaşmıştım. Nefesim daralıyor ve gözlerim yanıyordu. Mağaranın içinden yanık et kokusu geliyordu. Girişine geldiğimde ise uzaktan görülen oluş ışığın ateş olduğunu anlamıştım. Bir adım daha attım. Yanık et kokusunun da kaynağını aldım. Ateşin hemen önünde yarı çıplak yatan Onur'un başında kısa boylu cübbeli bir şey vardı. Ateşin içinden çıkardığı ak kol elindeki demir sopayı onun göğsünden başlayarak boylu boyunca gövdesinde gezdirdi. Onur'un acı haykırışları mağarayı inletirken o şey kahkahalarla gülüyordu. Ağlayarak durması için yalvaran Onur'u duymuyormuş gibi hiçbir tepki vermiyordu. Onur'un yüzüne doğru eğilip bir şeyler fısıldadığında hızlı bir hareketle bana döndü. Bu Kadir'di. Ben daha kımıldamaya fırsat bulamadan burnumun ucunda belirmişti. Elindeki demir sopayla bana vurmaya hazırlanırken tanıdık bir ses duymamla irkildim. Gözlerimi açtığımda önümde uzanan kasvetli ormanı gördüm. Neler döndüğünü anlamam uzun sürmedi. Rüyamda bana sahte bir huzur verirken buraya kadar sürüklemişlerdi. Evin karşısındaki ormana gelmiştim. Uyanmakta biraz daha geç kalsam ormanın içine girmiş olacaktım. Hafsa'nın kaç diyen korku dolu sesini duyduğumda gözlerim hemen karşımda duran ormanda bana bakan ateş kırmızısı gözlerle buluştu. Korkudan donup kalmıştım. Parmağımı bile oynatamıyordum. Gözler bana yaklaşırken Hafsa aramıza girdi. Bana sert bir tokat attığında biraz geriledim ve kendime geldim. O şerli hızlanarak üzerime gelmeye başladığında Hafsa önüne geçip onu omuzlarından kavradı. Benim için onunla kavga ediyordu. Hemen bağırarak eve koşmaya başladım. Mustafa Hoca, yardım et. Bildiğim tüm duaları okuyarak tüm hızımla eve koşuyordum. Kapı eşiğine vardığımızda tiz bir kadın çığlığı duydum. Aklıma gelen şeyle gözlerim dolmaya başladı ve yere düştüm. Düşündüklerimin gerçek olmaması için dua ederek kafamı arkama çevirdiğimde dünyam başıma yıkıldı. Asa yerde yatıyordu ve bulunduğu kısım kan göğüne dönmüştü. O beni kurtarırken ölmüştü.